Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün de sizlerle bu görmüş olduğunuz örgü çantağı nasıl örülür, nasıl dikilir onu paylaşmak istiyorum. Gerçekten çok şık, çok güzel oldu. Ben çok sevdim. Şöyle iç kısmı astarlı. Bayağı geniş, büyük bir çanta. Yapılışı oldukça kolay. Evde kalan parça iplerimizi de hazırlayabilirsiniz. Videonun içinde zaten tüm detaylarını sizlerle paylaşıyor olacağım. Umarım beğenirsiniz. Birlikte yaparız. Şimdi dilerseniz vakit kaybetmeyelim. Çantanın yapım aşamasına hep birlikte geçelim. Şimdi çantamı örerken ben elimde kalan şöyle parça ipleri kullandım. Çok fazla kalın değil bu iplerim benim. Ve tığ numaram da 2,2 milimlik. Artık siz İpinizin kalınlığına göre tığ numarasını kendiniz ayarlarsınız. Sonrasında çantamızı örmeye başlamadan önce kalıbını çıkartıyoruz. Bakın iç kısmı keçe. Keçenin üzerine de şöyle kumaşla kapladım ben. Şimdi keçemin ölçülerini size net olarak vereceğim. Bu yan parçası. Bakın diğer yan parçasını ben örerek tamamladım ve kumaşın üzerine diktim. Şu keçe olan kısmına dikiyoruz. Önce kalıbı bu şekilde hazırlayıp üzerine motifleri ona uyacak şekilde örerek şu kenarlarından elimle çırpma yöntemiyle diktim. Çantamın diğer parçalarını hazırladım. Ben sadece bu yan parçayı birlikte öreceğiz. Burada zaten bütün motiflerin, yarım olan motiflerin de yapılışları var. Hemen şu büyük parçamı da göstermek istiyorum size. Bu da çantamızın ana parçası. Onu da yine keçeyi kumaşla kaplayarak hazırladım ve üzerine örmüş olduğum motifleri yine kenarlarından çırpma yöntemiyle dikerek bu şekilde hazırladım. İstediğiniz renklerde elinizde olan renklerle bu şekilde örerek sizler de hazırlayabilirsiniz. Bunun da ölçülerini yine vereceğim sizlere. Şimdi sizlere sadece tam motifin yapımını, motifin birleştirmesini ve buralarda kullanmış olduğum yarım motifleri nasıl yaptığımı anlatacağım. Sonrasında da birlikte çantamızı birlikte dikeceğiz, birleştireceğiz ve çantamız hazır olacak. Şimdi çantamın ölçülerini vereyim size. Bu çantamızın sapı olacak. Her şeyi kalıbı bu ölçüye göre ayarlıyoruz. Şöyle çantamızın önce ölçüsüne bakalım. 19,5-20 santim kadar benim çantamın büyüklüğü sapının. Şöyle hemen burası çantamızın bu ölçtüğümüz ağız kısmını oluşturacak. Buradan başlıyoruz ölçmeye. 17 santim. Hemen şöyle kağıt üzerinde gösterirsem daha kolay olacaktır. Burası çantamızın ağız kısmını oluşturuyor. Buradan buraya yüksekliğimizde hemen şurada yazıyor 13 santim. Tam uzunluğuna bakalım. O da 55 santim. Bu parçayı kaldırsam daha net anlaşılır. Kağıt üzerinde bakın. Bu şekilde burada tüm ölçüleri yazıyor. 1, 2, 3 parça olarak hazırlıyoruz. Bunu keçeden öncelikle kesiyoruz. Keçeden daha büyük keçeyi üzerine koyup kenarlarında pay bırakarak kumaş kesiyoruz. Ve keçeyi kumaşla kaplıyoruz. Bu şu yanlardaki küçük parçalarımız. Bu da büyük parçamız. Buradan bakıp ölçülerini sizler de yapabilirsiniz aynı şekilde. Eğer sizin çanta sapınızda 20 santimlik olacaksa, eğer daha küçük olacaksa şuraları küçültürsünüz. Çantayı dikme aşamasında zaten oraları net olarak anlaşılır olacaktır. Ne demek istediğim. Siz şimdi öncelikle aynı ölçüde yapmak isteyen arkadaşlar bu şekilde kalıbınızı hazırlayıp keçeyi kumaşla kapladıktan sonra birlikte motiflerimizi örmeye başlıyoruz ve motiflerimizle öncelikle çantamızın kalıbını kaplıyoruz. Şimdi ilk motiften başlayalım yapmaya. İstediğiniz herhangi renklerle başlayabilirsiniz. Zaten rengarenk bir çanta. Şimdi öncelikle bir tane ilmek oluşturdum ve 6 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5, 6. İlk başladığım zincirin içinden tığımla battım
ve ilmek kaydırma olarak birleştirdim. Burada küçük bir halka oluşturdum. 2 tane zincirle yukarıya çıktım. Tığımın başını doladım. Yapmış olduğumuz halkamın içinden batıyorum. Aynı zamanda bu ipi de içinde gizleyerek 2 tane ikili trabzan. Toplam zincirle birlikte 3 tane trabzanım oldu. 2 tane zincir çektim. Tekrar tığımın başını doladım. Yine halkamın içinden batıp 3 tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Yine 2 tane zincir doladım. Yine halkamın içinden 3 tane trabzan. Motifimizin orta kısmını bu şekilde oluşturalım. 3 trabzan, köşelerde 2 zincir. Yine 1, 2 zincirimi çektim, doladım. Son kez 3 tane daha ikili trabzan yapalım. 1, 2 ve de 3. Şimdi son olarak 2 tane zincir çekip yukarıya çıkarken çekmiş olduğum son zincirin tepe noktasından ilmek kaydırma olarak birleştirdim. Bir zincirle kilitledim. Burada şimdi ilk renk ipimizi kesiyoruz. Motifimizin orta kısmını bu şekilde oluşturduk. Şimdi bir üst sıraya farklı bir renkle devam edeceğiz. Şimdi fuşya renkle devam edelim. Yine önce bir ilmek oluşturdum. Motifimin herhangi bir yerinden başlıyorum. Köşe noktasından battım. Sık iğne olarak birleştirdim. 1, 2 tane zincir çektim. Tığımı doladım. Yine aynı köşeden batıp ve bu 2 tane olan ipimi de örgümün içinde gizleyerek bakın 1, 2 tane daha ikili trabzan yaptım. Bir de zincirimiz vardı. Toplam 3 tane oldu. Araya bir tane zincir çektim. Doladım. Köşe noktasına geldim. İplerimi de örgümün arkasında gizleyerek köşeye battım. Bir trabzan yaptım. 2 tane daha yapacağım. Toplam 3 tane trabzanımız olacak. Bir, 2 tane zincirimi çekip köşemi oluşturdum. Doladım. Aynı köşe noktasından 3 tane daha trabzanı yaptım. Köşelerde 2 zincir çekiyoruz. Diğer köşeye geçişte araya bir tane zincir. Doladım. Yine buraya köşe oluşturalım. 3 trabzan, 2 zincir. Tekrar 3 trabzan olacak şekilde. Başladığımız noktaya kadar bu şekilde devam ediyoruz. Bakın son köşemi de yaptım. 1 zincir çektim. Doladım. İlk başladığımız köşeye geldik. Yarısını yapmıştık. Şimdi son yarısını da yapıp ikinci sıramızı tamamlıyoruz. 1, 2 zincir çektim. Yine yukarıya çıkarken çekmiş olduğum son zincirin tepe noktasından ilmek kaydırma olarak birleştirdim. Bir zincirle de sabitledim. Şimdi burada ikinci renk ipimizi de keselim. Son üçüncü rengimize, son sıramıza başlayalım. Şöyle alayım daha net görünsün. Şimdi ilk motif olduğu için birleştirme yapmadan sadece motifin tamamını örüyoruz. Sonraki motiflerde son sırada birleştirme yapacağız. Şuradan başlayalım. Herhangi bir köşeden öncekinde olduğu gibi sık iğne olarak birleştirdim. 1, 2 zincirle yukarıya çıktım. Doladım. Zincir birinci trabzanımız olduğu yanına 2 tane daha trabzan yaptık. Araya bir tane zincir doladım. Şimdi buraya orta yere 1, 2, 3 tane trabzanımı yaptım. Aralarda ne yapıyorduk? Bir tane zincir çekiyoruz. Köşelerde 2. Doladım. Şimdi köşeye geldik bakın.
Öncekilerde yaptığımız gibi köşemizi bu şekilde oluşturalım. 3 trabzan, 2 zincir. Tekrar 3 tane trabzan. Şimdi birleştirme noktasına kadar aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. Buraya geldiğimizde de zaten yarısını ördük. Diğer yarısını, yani 3 tane daha trabzan yapıp 2 zincirle birleştirip motifimizi tamamlıyoruz. Şimdi ilk motifi ben tamamladım, bakın. Sadece ilk başta ilk motifi yaparken bu şekilde tamamını örüyoruz. Sonrasında birleştirme yapacağımız için bir ikinci sırayı örüyoruz. Üçüncü sırada birleştirme yapıyoruz. Şimdi tek parça olduğu için sadece bir ucunu birleştireceğiz. Eğer köşeyi birleştirirken nasıl yapacağımızı da merak ediyorsanız, bakın. Bu aşamaya kadar örüyoruz. Köşeden başladıktan sonra ilk birleştirmemizi buradan köşeden, sonrasında da diğer yan tarafta. Bu şekilde birleştirmemizi yapıyoruz. Şimdi iki motifi birleştirmeyi görelim. Üçlüyü sonra sırası geldiğinde nasıl yapıldığını görmüştünüz. Böyle yaparsınız. 3 tane trabzanımı yaptım. 1 zincir çektim. Tam köşe noktasından sık iğne olarak birleştiriyorum. Ve 1 tane zincir çektim. Şimdi tekrar yarım motifime döndüm. Köşenin yarısını yapmıştık. Diğer yarısında birleştirmeden sonra yine 3 trabzan olarak yapalım. Bir tane zincir çektim. Şimdi buradan birleştirmeye devam ediyoruz. Bakın, sıradaki boşluktan tığımla battım. İlmeğimi buradan alttan üste doğru geçirip bir tane sık iğne ile sabitledim. Tığımı doladım. Şimdi bir sonraki boşluğa yine 3 tane trabzan bir zincir. Şimdi yine sıradaki, bakın, boşluk. İlmeğimi buradan aldım. Bir tane zincirle kapattım. Tığımın başını doladım. Köşeye geldim. Önce 3 tane ikili trabzan. Ve bir tane zincir çektim. Şimdi köşe noktadan sık iğne olarak birleştiriyorum. Ve tekrar bir zincir çektim. Geriye döndüm. Köşenin yarısını yaptık. Diğer yarısını yine 3 trabzan olarak tamamlayalım. Motif birleştirmemiz de bu şekilde oluyor. Eğer bu köşe motifi olsaydı, demin burada gösterdiğim gibi bu köşe olsaydı, diğerlerinin üstüne birleştirirken şimdi buradan birleştireceğiz. Sonra buradan ve köşeyi birleştirip devam ediyoruz örmeye. İki taraflı birleştirme de o şekilde oluyor. Şimdi ben yarım parça şu küçük parçayı ördüğüm için toplam 6 tane motif yapacağım. Sonrasında burada yarım motiflerimiz var. Bu yarım motifleri de kısaca nasıl yaptığımı sizlere anlatırım oraya geldiğimde. Öncelikle 6 tane motifi bu şekilde yapıp birleştirip geliyorum. Bir sonra birlikte tekrar örmeye devam edeceğiz. Şimdi ben motiflerimi, bakın, bu aşamaya kadar ördüm. Toplam 5 tane tam motif ördüm. Şöyle koyduğumuzda tam motiflerimiz bu kadar. Bundan sonrasında yarım motif yapacağız. Hemen şurada da göstereyim. 5 tane dedim, pardon, 7 tane. 2, 4, 6 tane alt sıraya. Bir tane de şuraya ortaya tam motifimiz var, şu. Yanlarda da yarım motiflerimiz var. Sadece bir köşesi olmayan. Onlar için hemen şöyle göstereyim. Bakın, ilk iki sırasını tam olarak ördüm. Üçüncü sırasını burada olduğu gibi yarım bırakarak buraya birleştirme yapacağız. Her iki tarafına da. Bunu tam olan şu büyük parçada da, bakın, var. Burada da yine aynı şekilde iki sırası tamam. Üçüncü sırası yarım olarak birleştiriyoruz. Buradaki tam yarım. Burada yaptığımız işlemi uygulayarak çantanın diğer parçalarında da aynı işlemi yaparsınız. Hemen bunu birlikte yapalım. Nasıl olduğunu görelim. Öncelikle
Yine bir tane ilmek oluşturuyorum. Şimdi motifimi aldım. Herhangi bir köşesinden sık iğne olarak buraya ipimi taşıdım. Şurada olduğu gibi. Bakın, köşeden birleştirdik. Şimdi buraya bir tane üçlü trabzan yapacağız. Önce 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Tığımı doladım. Bir sonraki boşluğun içine 3 tane trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Şimdi köşe kısmına köşenin yarısını yapalım. Önce 3 trabzan. Ve bir tane zincir çektim. Şöyle. Buradan sık iğne olarak birleştirdik. 3 zincirle yukarıya çıktık. 3 trabzan, 1 zincir ve tekrar 3 trabzan yaptım. Köşeme geldim. Yarısını yapmış oldum. Şimdi birleştirmeye başlıyoruz. Ortadaki tam motifin tepe kısmından birleştirdim. Bir tane zincir çektim. Şimdi geriye döndüm. Köşemin kalan kısmını, yani 3 tane trabzanımı yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Burada normal altlarda yapmış olduğumuz gibi birleştiriyoruz. Tekrar bir zincir çektim. Yarım olan motifimin üzerine geldim. 3 tane trabzan. Şimdi burayı normal diğerlerinde olduğu gibi köşeye kadar birleştirmeye devam edelim. Buradan başlamıştık. Köşeyi normal olarak birleştirdim. En son köşeyi de tamamladım. Şimdi burada hemen şöyle bitmiş olan da bakalım. Köşemizi yapıyoruz ve bir sonraki boşluğa ilmek kaydırma olarak birleştiriyoruz. Öncesinde de bir tane zincirimi çektim. Şu hemen sıradaki boşluğa ilmek kaydırma olarak birleştirdim. Bir zincir çekip kilitledim. Ve artık burada ipimi kesiyorum. İlk yarım motifimizi bu şekilde birleştirmiş olduk. Hemen şöyle kalıbımızın üzerine koyup bakın yerini bu şekilde ayarlıyoruz. Bunları çekiştirerek diktiğimizde tam olarak denk geliyor. Şimdi bir üste geçtiğimizde de bakın burada tam bir yarım motifimiz ve bir tane de bu şekilde parça yarım motifimiz var. Şurada olduğu gibi. Bunun yapımını da göstereceğim sizlere şimdi. Bir de bu şekilde tam yarım motifimiz var. Bunu da göstereceğim. Bunları da hemen şöyle göstereyim. Bakın bunu buraya yapacağız. Yarım motifimizi de buraya yapacağız. Bir üst sırada da bu şekilde bir yarım motifimiz var. Kenarında sadece üzerinden batıp tığla şöyle bir sıra şu boşluğu kapatacak şekilde tamamladım ben. Şimdi şu yarım motifleri nasıl yaptığımı göstereyim. Bu dikine olan yarım motifleri sık iğne olarak başladım ve sihirli halka olarak başladım. Bu şekilde ipimi döndürdüm. Yine isterseniz bunu da zincirin üzerine de başlayabilirsiniz. Bir, iki zincirle yukarıya çıktım. Doladım. Sihirli halkamın içinden battım. İki tane daha trabzanımı yaptım. Zincirle birlikte üç tane trabzan oldu. İki tane zincir çekiyorum. Tekrar sihirli halkanın içinden batıp. Üç tane trabzan. 2 zincir doladım. Son kez 3 tane ikili trabzan. Bir zincir çekip kilitledim ve burada ipimi kesiyorum şimdi. Şu sihirli halkanın kısa olan ipini çektiğimde de buradaki boşluğumuz kapanmış oluyor.
Dikine yarım motifimizin ilk sırası bu şekilde. Şimdi ikinci sırayı yapacağız. Şunun devamını yapıyoruz şimdi. Karşılıklı olarak bunları ikisini aynı yaptığımızda bakın bütünmüş gibi duruyor. İlk yarısını yapmıştım. İkinci yarıyı birlikte yapıyoruz. Ortasını yaptık. İkinci sırasında yapalım. Sonrasında da birleştirme. Önce bir ilmek oluşturdum. Şimdi şöyle buradan hemen kenardan ilk başladığım yerden ilmek kaydırma olarak birleştirdim. İki tane zincir çektim. Doladım. Şu ilk köşeye buraya normal köşemi yapıyorum. 3 trabzan, 2 zincir ve 3 trabzan olarak köşe yapalım. 1, 2 zincir doladım tekrar. Üç tane trabzan yaptım. Araya bir zincir doladım. Tekrar buraya köşe yapalım. Araya iki zincir doladım tekrar. Köşenin diğer yarısında üç trabzan olarak yaptım. Araya bir zincir çektim. Doladım tığıma tekrar. Şuradaki 3 tane mavi trabzanın bakın şuradan sonuncusuna battım. İkili trabzan olarak birleştirdim. Bir zincirle kilitleyip şimdi bu renk ipi de keselim. Dikine yarım motifimiz de bu şekilde hazır olmuş oldu. Son sırasını örerken de birleştirme yapacağız. Şimdi burada turuncu olduğu için bunu turuncu olarak değil de şu renkle yapalım. Belli olsun. Şimdi birleştirme rengi olarak lila rengini seçtim. Yarım motifimi alıyorum. Şuradan bakın ilk başladığımız yerden buradan tepe noktasından sık iğne olarak birleştirdim. Bir, iki tane zincir çektim. Şimdi buraya birleştireceğiz bunu. Şu motifin orta kısmına. Tam da şuraya geliyor bakın. Bir, iki, üç tane trabzanımız var. Ortasından sık iğne olarak birleştirdim. Döndüm. Şimdi burada elimde olan motifin boşluk kısmına iki tane trabzan. Bu şekilde birleştirmiş oldum. Bir tane zincir. Sıradaki boşluktan battım. İlmeğimi dışarıya çekip bir zincirle bağladım. Doladım. Şimdi köşe yapıyorum. 3 trabzan. Bir zincir. Buradan köşe noktasından daha önce yapmış olduğumuz birleştirmeler gibi sık iğne ile birleştirdim ve bir zincir çektim. Geriye döndüm. Köşenin yarısını yapmıştık. Şimdi son yarısını da bu şekilde birleşmiş oldu. Şimdi motive normal ördüğümüz gibi devam edelim. Son kısma gelelim. Motifimi örmeye devam ettim. Sırayı tamamladım. Köşeyi yaptıktan sonra bir zincir. Buradaki boşluğa da son olarak 3 tane ikili trabzan yapıp yarım motifimizi de tamamlıyoruz. Yine bir zincirle kilitledim. Burada yarım motifimizi de tamamlamış olduk. Şimdi buraya köşeye şu küçük yarım motifimizi de birleştirdikten sonra sadece üst kısmı kalacak. Şimdi bu küçük yarım motifi yaparken de yine bunda olduğu gibi sihirli halka olarak başlamıştım ben. Bu şekilde yuva yaptım. Çevirdim. Bir tane sık iğneyle sihirli halkamı oluşturdum. 1, 2,
3 tane zincir çektim, yukarıya çıktım. Şöyle bunları alırsam daha net olabilir. Doladım. Sihirli halkamın içine 3 tane ikili trabzan. Araya 1, 2 zincir doladım. Tekrar 3 tane ikili trabzan. Bir zincir ve bir tane ikili trabzan. Sihirli halkamı kapattım. Bakın köşemizin ilk sırası bu şekilde oluştu. Şimdi burada ipimi kesiyorum. Bir sonraki renge geçelim. Şimdi köşenin ikinci sırasını yapalım birlikte. Yine önce bir ilmek oluşturdum. Şöyle köşemden, bakın şuraya bir boşluk oluşturmuştuk, 3 tane zincir çekerek bu boşluktan battım, bir tane sık iğne ile ipimi buraya taşıdım. Şimdi köşemizi buraya birleştireceğiz. 1, 2, 3 tane zincir çektim, yine doladım aynı yere, şöyle ipimi de iç kısımda gizleyerek. Üç tane trabzan yaptım. Buraya yarım köşe yapmış olduk bu şekilde. Araya bir tane zincir doladım. Şimdi orta kısma ipimi taşıdım. Buraya normal olarak köşemizi yapalım. Bu tam köşe. Kenarlarda da yarımşar köşemiz var. Bir tane zincir çektim araya. Şimdi burada sonda da bakın bir boşluğumuz var. Bu boşluğa da 3 tane trabzan yapacağız. Bir tane zincir çektim. Yine aynı noktaya bir tane trabzan yapıp motifimi tamamladım. Bir zincirle kilitleyip şimdi burada ipimi kesiyorum. Motifimin ikinci sırasında bakın bu şekilde oluşturmuş oldum. Şimdi bunu buraya son sırayı örerken birleştirmesini yapalım. Yine tam köşe noktadan battım. Bir, iki tane zincirle yukarıya çıktım. Şimdi buradan şöyle alalım. Bakın buraya şu köşeden birleştireceğiz. Tekrar bir zincir çektim. Doladım. Şu daha önce yapmış olduğumuz köşe boşluğundan 3 tane trabzan yaptım. Bir tane zincir. Şimdi burada normal birleştirme işlemi yapacağız. Altta olduğu gibi diğer motiflerde nasıl yaptıysak şu aralardan, köşeden ve son köşeye birlikte tamamlayalım. Köşemi birleştirdim ben bu aşamaya kadar. Şimdi buraya bunu bu şekilde tutturacağız. Yapalım birlikte. Son araya olan bakın üçlü trabzanımı yaptım. Buradan hemen tepe kısmından, burası biraz kalıba uydurarak yaptığımız için tam denk gelmesini beklemiyoruz. Bakın bu şekilde yaptım. Şurada da olduğu gibi. Son köşeyi tamamlamadan hemen birleştirme yapıyoruz buraya. Yani tam buraya. Bir tane zincir çekmiştim zaten. Şu altta olan yarım köşe motifimin iç üstünden ilmek kaydırma olarak birleştirdim. Bir tane zincir çekip artık burada pembe renk ipimi de kesiyorum.
Burayı da bu şekilde ayarlamış olduk. Şöyle dikerken tam denk gelmesini önemsiyoruz. Bakın bu şekilde olacak. Gerdirerek diktiğimizde tam bütünlük sağlıyor burası. Şimdi buraya üste yine diğer yapmış olduğumuz yarımı birleştirdikten sonra burayı da zaten yaparsınız. Bakın sadece üstünden batıp bir sıra boyunca şuradaki boşluğu, kalan boşluğu, şurada bir boşluk kalıyor küçücük. Bu boşluğu da bu şekilde üstünden batıp yapmıştım ben. Sizler de o şekilde yaparsınız. Şimdi ben bunu tamamlayıp geliyorum. Sonrasında kalıba nasıl diktiğimi sizlerle hemen kısaca paylaşacağım. Ve çantamızı dikerek tamamlıyoruz. Şimdi ben bu kalan şu küçük boşlukları da doldurup geleyim. Birlikte devam edelim. Şimdi parçanın örülmesini bu şekilde tamamladım ben. Sizler de bu aşamaya kadar ördükten sonra şimdi dikmeye başlıyoruz. Kalıpları hazırlamıştık zaten. Şimdi bu şekilde keçeli olan tarafa örgümüzü dikiyoruz. Kumaş kaplı olan kısım iç kısımda kalacak. Dış kısımda bu şekilde örgümüzü yerleştiriyoruz. Şöyle şuraları köşeye geliyor. Şuradan başlayabiliriz. Ben şöyle naylon masırla dikiyorum ki sağlam olsun. Sizler de naylon masırı varsa elinizde onunla dikebilirsiniz. Yoksa ördüğünüz iple de dikebilirsiniz. Şimdi öncelikle şuradan ipimi iç kısımda kalması için düğümün içeriden dışarıya doğru çıkardım. Yanlış yer. Şuradan çıkarmam gerekiyor. Hemen bunu buradan keselim. Tekrar düğümledim. Bakın şurası yarım motifle tam motifin birleştiği köşe. Şimdi buradan çırpma yöntemiyle diğerlerini de bu şekilde dikmiştim ben. Bütün etrafı boyunca bu şekilde dikmeye devam edeceğim. Kenarları da buraları da gerdirerek tam alttaki kalıba uygun şekilde, bakın çektiğimizde zaten örgü bu. İstediğimiz şekle rahatlıkla girebiliyor. Buradan başladık. Köşeyi dikeceğiz. Devamında devam ederek bütün şu aralarda olacak şekilde hepsini birleştiriyoruz. Bu şekilde kumaşla birleştirmiş olacağız. Sonrasında da çantanın tamamını birleştiriyoruz. Şimdi ben bitirdim. Bakın dikme aşamasını son parçamında. Hatta çantaya da bir parçasını bu şekilde birleştirdim. Şimdi sizlere de diğer parçayı nasıl birleştireceğinizi hemen kısaca anlatayım. Bakın bu şekilde yerleştiriyoruz. Her bir motif karşılıklı gelecek şekilde. İlk motif bu şekilde sıra sıra karşılıklı denk getiriyoruz. Altta bu 3 motifimiz karşılıklı olarak denk geliyor. Yine yukarıya doğru da karşılıklı olarak birleştirerek dikiyoruz. Şimdi dikme işlemini yine naylon masırla yapalım. Sağlam olsun. Şöyle önce ipimi köşeye doğru çıkardım. Yine çırpma yöntemiyle karşılıklı olarak dikelim. İpimi karşıya geçirdim. Bakın buradan iki kat olarak dikiyorum ki sağlam olsun. Bu şekilde buradan başladık. Aşağıya doğru dikişimize devam edelim. Tamamını birleştirelim. Şimdi çantanın birleştirme aşamasını da bu şekilde tamamladık. Bakın yanlarda bunlar bizim yaptığımız yırtmaçlarımız. Ağız kısmı da bu şekilde. Şimdi sadece aparatını dikmeye sıra geldi. Bu şekilde iç kısmından yerleştiriyoruz. Şu yanları
Yanlara ayırmış olduğumuz yırtmaçlara gelecek. Şöyle göstereyim. Bakın buradan dikiyoruz. Şuralarını hafif büzüştürme yaparak şu köşeden şuraya ortaya işaret koydum. Burası çantanın tam ortası. Ördüğümüz motiflerin de tam orta kısmından. Şimdi dikmeye buradan başlıyoruz. Hafif büzüştürüp buraya bunu tam köşeye denk gelecek şekilde dikiyoruz. Sonrasında da yan kısmını dikerek aynı işlemi karşı tarafa da uyguluyoruz ve çantamız tamamlanmış oluyor. Ben şuraya çantanın tam orta kısmı belli olsun diye işaret koydum. Açınca çünkü çok belli olmayabiliyor. Ağız kısmını da dikerken yine aynı naylon masırayı kullanıyorum. İki kat yaptım. Çok fazla kalın ip olursa kalın iğne gerekiyor. O zaman bu deliklerden geçmeyebiliyor. Şimdi öncelikle tam bu çantanın, örme çantanın ördüğümüz tarafın orta kısmını buluyoruz. Şuradan köşeden ipimizi önce bir çıkaralım. Düğüm içeride kalsın. İpimi buradan örgümün arkasına çıkardım. Bu aparata da koymuş olduğum işaretim vardı. Şöyle bakın tuttum. Tam işaretli olan yerden iğnemle. Siz yaparken daha rahat dikeceksiniz. Şimdi masanın üzerinde biraz sıkıntılı olabiliyor. Ters taraftan çıkarmışım iğnemi. Elinize aldığınızda elde daha rahat olacaktır. Şöyle bakın. Hemen göstereyim. Çantanın, aparatın şurada içinde yeri var zaten. Buraya yerleştiriyoruz çantayı. Ve dikiyoruz. Tam işaretin olduğu delikten başladım. İpimi buradan dışarıya çıkardım. İki kat olduğu için. Tek katı orada kaldı. Hemen onu da alalım. Bu işaretimi artık buradan çıkarıp alabilirim. İlk başlangıç için önemliydi. Buradan ipimizi çektik. Bir sonrakini hemen sağ taraftan geriden batıyoruz. İğne ardı olarak dikelim. Buradan da iğnemi içeriye. Şimdi artık sol tarafa devam edeceğiz. Bakın buradan dışarıya çıkmıştık bu iğneden. Bundan içeriye girdik. Şimdi buradan arka taraftan batıp buradan dışarıya çıkalım. Geriye döndüm. Yine bir sonrakine arka taraftan şöyle batıp delikten dışarıya çıkartalım. Şimdi yine bir sonrakinden buradan dışarıya çıkıyoruz, geri batıyoruz. Sonrasında tekrar buradan çıkıp buraya bu şekilde iğne ardı dediğimiz teknikle çantamızın dikişini yapmaya devam edelim. Şöyle yapayım görünsün. Bu şekilde dediğim gibi burasını tam bu köşe noktaya gelecek şekilde hafifçe buralarda büzüştürüp burayı denk getiriyoruz ve dikiyoruz. Ondan sonrası şu köşeyi şöyle tam büzüştürelim. Sonra buradaki yırtmaç olan kısma şöyle yaptığımızda daha net belli olacak. Yırtmaçımızı da bu şekilde buraya birleştiriyoruz. Burayı dikip tamamladıktan sonra tekrar orta kısımdan başlayıp diğer tarafını
aynı şekilde dikmeye devam ediyoruz. Sonrasında da çantanın diğer tarafına da aynı işlemi uygulayarak dikmeye devam edelim. Çantamız bu şekilde tamamlanıyor. Çantamın dikişini de tamamladım. Ben bakın bu şekilde oldu. Gerçekten çok güzel, çok şık, kullanışlı. Ben çok sevdim. Çok severek, keyifle de ördüm. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Sizler de denersiniz. Bakın yan kısımları da bu şekilde. Yaparken de gördüğünüz yapılışı oldukça kolay. Yapacak arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.